Aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Yine bu hafta futbol konuşacağız. Süper Lig'i konuşacağız. Bölgesel Lig'i konuşacağız. İkinci Lig'i konuşacağız. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. Trabzonspor eski yöneticisi Turan Kulu abimiz var. Kendileri bizi kırmayıp geldiği için teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim, sağ olun. Kısaca bir tanıyalım abi sizi. Torankol, Terme'de ikamet ediyorum. Turizm işiyle, tesis işiyle ilgileniyoruz sizin de bildiğiniz gibi. Malum işte futbolun içerisindeyiz. Bundan Kopamıyoruz. kopamıyoruz. Sağ olun davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum Halil Hocam size de. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sizi ağırlamaktan büyük gurur duyduk Ünye'de Ben de onur duydum sizin yanınızda olmaktan. Bu arada eski yönetici derken bu hafta da genel Evet, kuruldaymışız. biz yok. Şimdi yani yönetimimiz yok arkadaşlarımız ama var. faal şekilde Evet, Trabzonspor tabii. için Trabzonspor sevdamız bitmez. Her zaman her daim yanlarındayız. Bu da ölene kadar sürecek. yani bir Her sevda. yönüyle yanlarındayız. Evet. Sadece Trabzonspor olarak değil, diğer komşu bölge takımlarımızla ilgili de çok yakından ilgileniyoruz. Elimizden geldiğince desteklerimizi esirgemiyoruz. Arkadaşlarla, yönetici arkadaşlarımız var. Teknik ekip arkadaşlarımız var, orada görev yapanlar. Sürekli istişare halindeyiz. Orada da üzerimize bir vazife olursa seve seve hazırız. Yani ilçe olarak, il Tabii bazında ki, tabii olarak ki. Giresun, Ordu, Hiç fark etmez. Samsun dahil Karadeniz bölge olmak takımları üzere. hepsi bizim kardeşimiz. Arkadaşlarımız var. Başkan vasfında, yönetici vasfında, gerek teknik ekip vasfında. Biz sürekli kendilerine istişare halindeyiz. Dolayısıyla onların dertleri bizim dertlerimiz. Elimizden bir şey geliyorsa ne mutlu. Yine de yanlarındayız. Sonuna kadar da yanlarındayız. Şöyle bir işi var Turan abi. Ahmet Başkan geldiğinden beri Trabzon'da bir Karadeniz dayanışması var gibi görüyoruz. Yani bütün il takımlarıyla dostane bir şekilde geçiniyor Trabzonspor. Başkanımızın bir katkısı olduğu Ahmet bu. Ağoğlu gerçekten şunu söyleyebilirim, çok kaliteli bir insan. Burada kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü iyi bir Trabzon ve Trabzonspor taraftarı. Aynı zamanda da diğer Anadolu kulüpleriyle iletişimi mükemmel, üst seviyede bir insan. Kendisi gerek sadece Trabzon'da değil, diğer işte bölgesel illerimizde, Anadolu illerinde çok sevilen bir kişi. Tabii ki bu anda şu andaki kulüpler birliği başkanı olması, yerinin şu anda orada bulunması bunu zaten ortaya koyuyor. Şu var, kişilik karakter yapı itibariyle diğer komşu illere, takımlara çok büyük katkı Destek. sağlayan, dolayısıyla bunu kendine bir görev atfeden bir kişilik yapıya sahip birisi. Evet, bu da tabii kişilik karakteriyle yapısıyla alakalı bir durum. Bu konuda Ahmet Ağoğlu çok başarılı. Bir de takıma güven geldi. Taraftar grubunu da arkasına aldı. Bu büyük bir Evet. güç, taraftar gücü. Medya da bu sefer Trabzonspor'un arkasında. Önceden Trabzon yerel medyası ikiye bölünmüştü. Muhalif gruplar vardı. Bugün bakıyoruz. Tabii başarının da bunda büyük bir etkisi var. Aynen. Başarı geldiğinden dolayı onların da sesi çıkmıyor. Dün kongrede de gördük zaten. Çok iyi bir katılım vardı o süreçte. Herkesin yüzü gülüyor. Evet, Zaten Trabzon maç kazandıkça Trabzon'da herkesin yüzü gülüyor. Ayrıca ligde de Trabzonspor. zaten puan durumu, zirvede oluşumuz bunu her şeyi ortaya koyuyor. Bu işte dediğim gibi yönetimin, taraftarın, işte kamuoyun, basın, medya beraber bir araya gelince bu küçüğün önünde hiçbir şey duramaz. Evet. Yani ezilmiyoruz artık. Eze eze gidiyoruz. Evet. Halil Hocam size soralım. Bu hafta Süper Ligi izlediniz. Hatta Trabzon Adana Demirspor maçında da taraftar olarak orada desteklemek amacıyla Trabzon'a gittiniz. Süper Lig'de haftanın sonuçlarını ve bir puan durumunu bir Ondan sonra maçları ondan sonra yorumlarız Evet. biz. Puan durumunu alalım. Bu arada bize Giresun'dan falan şu an çok mesaj geliyor. Onları yorumları okuruz birazdan. Biz puan Evet. durumunu ekrana Şu verelim. an puan durumunu bir Sonuçları verelim. alalım. Kasımpaşa 1, Beşiktaş 1, Alanyaspor 0, Sivas 1. Trabzonspor 2, Adana Demirspor 0, Galatasaray 2, Altay 2, Kayseri 2, Antalya 0, Hatayspor 0, Başakşehir 3, Hatay 3 bu Üç hafta. tane gol attı. Giresun 3, Karagümrük 1, Giresun'da kutluyoruz. Fenerbahçe 4, Çaykur Rizespor 0, Konya yani Malatya, Göztepe, Gaziantep maçları devam Şu ediyor. an golsüz devam ediyor. Dakikalarda 5'i gösteriyor. Evet. Evet, puan durumunu alabiliriz ekrana reji. Evet. Puan durumu Trabzonspor 39 puanla lider durumda şu anda.
Bunu tek tek saymamıza gerek yok. Fenerbahçe 27 puanda. Bizi takip ediyor. Yaklaşık 12 puan fark var şu anda. Konyaspor Hatay Spor maçını oynadı. 26'da kaldı. Konyaspor kazanırsa ikinci duruma geçiyor. Bir de küme düşme hattının da puan durumunu alabilir miyiz? Orada Giresunspor oradan kurtuldu bu hafta. Çok güzel. Giresunspor şu an 12. Evet, sırada. Evet, şu anda görünmüyor. Giresunspor'u tebrik ediyoruz son birkaç haftadır. Ama öyle böyle değil. İyi bir atağa kalktılar. Yani şu anda düşme korkusu yaşamıyorlar. Şu anda gidişat onu gösteriyor. İnşallah. İşte komşumuz Rizespor tek üzüldüğümüz nokta bu. Çıkamıyor yani. İnşallah devre arasını iyi değerlendirirler. Gerekli yerlere gerekli transferleri yaparlar. Temennimiz onun da ligde kalmasıdır. Rizespor'un da tabii Karadeniz'de. Samsun Spor'umuzu unutmamak lazım. Samsun Spor'umuzu da inşallah gelecek sene Süper Lig'de görmek istiyoruz. Karadeniz takımlarının yılı olsun diye. Aynen. Öyle bir temennide bulunmak istiyorum burada. İnşallah o da Samsun'da Süper Lig'de olur. Yani evet hocam. Mesajları okuyalım şu maç yorumlarına geçmeden. Çünkü Kadir Yılmaz selamlar Turhan Bey yazmış. Yakup Aleyküm Gödek selam. Allah razı olsun başkanım sizden. Her zaman Trabzonspor'un yanında oluyorsunuz. Birlik beraberlik içinde şampiyonluğa inşallah. Yine Giresun'dan bir mesaj var bize. Profil resmi Giresunspor. Mehmet Coşkun tanıyor musunuz başkanım? Tanıyorum evet. Eyvallah. Evet hocam selamlar buradan. Eyvallah Turan başkanım yüreğiniz gönlünüz var olsun. Koyta'yı bir dönemlik Giresunspor'a istiyoruz. Forvetimiz yetersiz üzerine para veririz. Koyta'yı vereceğiz. Pardon yöneticiler bir karardır ama temennimiz odur inşallah. İnşallah Giresunspor'la gerek Rizespor'la çok güzel dayanışma içerisinde şu anda. Evet, mevcut yönetimimiz gerçekten bunu taraftar da istiyor. Geliyor Giresunspor Başkanı, Rizespor Başkanı bizim mümkün oldukça maçlarımıza iştirak ediyorlar ve bundan gurur duyuyoruz. Biz de elimizden geldiğince mesela geçen sene ben Rizespor'un 4-5 maçına gittim iştirak ettim. Giresunspor maçına da gittik. İnşallah onların da ligde gerekli yerleri alacağına inanıyorum. Tamam hepsini okuyacağım. Şimdi Metin Tamtürk iyi yayınlar selamlar demiş hocamız. İyi akşamlar Metin hocam. Serdar Aydın, Turhan Kul Başkan selamlar. Karadeniz için çok değerli bir abimiz. Tolga Oral, Ünye'nin en tanınmış abimizin oğlu. Bu hafta beraber maça gittik. O da Beşiktaş'tı. Evet, Beşiktaş'tı. Onda kayınbabası Trabzonsporlu fanatik. Öyle mi? Çok güzel. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Adana maçına aldırdık. Sıradaki gelsin. Evet. Bu hafta Antalya'ya gidiyoruz. Sonra Hatay maçında yine tribündeyiz. Evet. Şunu söyleyebilirim. Şu anda Trabzonspor'u 1. Lig'de yani Süper Lig'de yenecek takım görmüyorum. Önümüzdeki 4 maçı da alacağız. Ben her zaman söylüyorum. Yine de aynı şeyi söylüyorum. İlk yarı en az en yakın takipçimize 15 puan farkla kapatacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah başkanım. Yani ilk yarıda Serkan dediği gibi ligin şampiyonu ilk yarı belli olabilir demişti. İnşallah. Katılıyorum yani dediği doğru yani. Mithat Dalyan, Amasya'dan Turan abiye selamlar. Yusuf selam. Tamtürk selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Selam. Hakan Yıldız, sayın başkanımız, misafirimiz Ünye'mize hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Ömer Faruk Aydın, iyi yayınlar sevgili Murat abim ve Halil kardeşim ya demiş. İyi, teşekkür ederiz kardeşim. Gıdık Ali Kartal, ben bir Beşiktaşlı olarak Trabzonspor tebrikler yazmış. Yılmaz Günaydın, helal kardeşim. Şimdilik yorumlar böyle. Şimdi maçları izledik. Evet. İlk önce Trabzon Adana Demirspor maçıyla başlayalım. Sen bizzat canlı izledin. Hocam iyi analizin iyiydi. Evet analizi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Trabzonspor belki çok gümbür gümbür oynamadı. Dün Fenerbahçe Rize maçında oynadığı oyunu oynamadı. Ama Trabzonspor'un hep bir çizgisi var. Canin olmuyor, Trabzonspor kazanıyor. Cornelius evet. Olmuyor, kazanıyor. Hamsik ile Bakasetas oynamazsa bu takım maç kazanamaz dediler. İkisi birden yoktu. Trabzonspor maç kazandı. Abdülkadir Ömür yoktu. Trabzonspor maç kazandı. Edgar en önemli maçta yoktu. Ahmetcan oynadı. Ahmetcan o maçta Hugo yoktu. Kayseri maçında. Aynen öyle. Evet, Beşiktaş maçında Edgar yoktu. Trabzonspor kazandı. Bruno Perez bu takım bana göre sezona en formda başlayan futbolcusuydu. Trabzonspor kazandı. Uğurcan olmadı. Erce ısınmada sakatlandı. 20 yaşındaki Arda oynadı. Trabzonspor kazandı. Trabzonspor'un belli bir oyun mantalitesi var. Burada da bir numara kime yazar? Abdullah Avcı'ya yazar. Aynen. Evet. Aynen. Hocamı tabii ki burada hocamızın pas burada geçmemek çok lazım. Büyük payı var. Ve Trabzonspor mesela bir 96'daki 2010-2011'deki şeye düşmüyor. 2-0 iken ne yaptı Trabzonspor? Bekledi. Biz mesela antrenörler bol bol antrenmanlar futbolcular sıkıdır ama kalesiz daralan oyunlar oynatırız. Trabzonspor oyunu öyle çeviriyor. Ona çeviriyor.
Burada da zaten Abdullah Avcı Berat'ı aldırırken en büyük özelliği bu, istediği şey buydu Berat'tan. Berat'ı belki araya müthiş bir top atmıyor veya Okay Yokuşlu gibi her girdiği ikili mücadeleyi kazanmıyor ama Berat alıyor, veriyor. Fazla ikili mücadeleye girmeden top Trabzonspor'da kalıyor. Yanında da bir Siopis enerjisi var bu sezon. Evet, evet. O değişik bir adam. Bir, çok koşuyor. Bir de yapıştı mı rakibine bırakmıyor. Saburga gibi. Hatta ya, gerçekten öyle bırakmıyor. Yani. Mücadele sonunda topu alabilmek için. Aynen. Bırakmıyor. Müthiş bir şey. Yani belki Canini'yi beğenmeyenler olabilir ama Canini öyle bir yere koşu atıyor ki. Ya bir bakmışsın arkadan gelen Bakasetas karşı karşıya kalmış alıyor. Bu arada Bakasetas 5 haftadır 4 haftadır yok. Sezonun en iyi oyuncusu değil, MVP'si. Sakatlık dönemi var. Biz maçta Tolga zaten abi zaten riske etmek istemiyor. Tolga Oral abi. Yani evet daha uzun, önemli maçlarımız var önümüzde. Çok daha uzun maraton. Ağır sakatlık evet, yaşamasın diye evet. Hocam lafınızı geçsin. Estağfurullah. Çünkü belli bir sakatlığı sürüyor. Sakatlığın daha ağır bir şekilde gelmemesi için riske edilmiyor tabii ki arada. Mesela bu hafta Tolga abiyle beraberdik. Oral'la o da Beşiktaşlıdır, fanatik. Bu sene Trabzonspor'u. Halil dedi, Hamsik'in dedi arkasında gözü falan mı var dedi bana. Enteresan bir. Marek Hamsik. İnanılmaz bir seviye. Ben çok evet, futbolcular izledim. Jaja'sını mesela Jaja'ya bayılırdım. Evet, süratli oyuncu. Zekiydi. Burak Yılmazlar, ama. Selçuk İnanlar, Engin Baytar inanılmaz bir yetenekti. Yetenekti ama işte Engin'in bazı şeyleri vardı. Aynen. Huyları vardı. Bunu geçmiyor. Vazgeçemedi. İnadı vardı. Şampiyonlar Ligi'nde Eden Hazard'ın en iyi zamanını, Cervinho'nun en iyi zamanını starttan canlı izledim. Evet. Dünya ama Marek Hamsik inanılmaz bir seviye. Bunu Türkiye'ye Kaya Çilingiroğlu'nu anlatamadık. O operatör. Müthiş bir operatör bu. Kaya Çilingiroğlu şey dedi ya, Hamsi dedi, bu 2000 Euro 2020'de tanıdı insanlar dedi. Evet. Bu adam TRT Spor'da yorumculuk yani, yapıyor işte. Yani bir de şimdi bakıyorum ben bazı ulusal kanallarda Trabzonspor'un futbolunu eleştiriyor insanlar. Dün akşam Gürcan Bilgiç eleştiriyor mesela. Yani Gürcan Bulcunya söyledikleri. O zaten bu hazımsızlıktır. Bu nedir? Fanatikliktir. Aşırı yani kabullenememek. Adam hala 3 büyük diyor. Yani ekrana çıktığında 3.5'ten bahsediyor. Evet. Trabzon'u yok sayıyor. Şimdi, bizim her yerde, Türkiye'nin her yerinde taraftarımız var. Gelsinler. Biz her bütün maçlara gidiyoruz. Avrupa'ya gelsinler. Yani nereye giderlerse gitsinler. Gelsinler, görsünler Trabzon. Bugün misafir takım seyircisinin yerlerine atsınlar. Eminim her stadın yarısı Trabzonspor evet, taraftarı var. Bakın altını çizerek söylüyorum. Aynı, olimpiyatta çok oynadık mesela. Olimpiyatta oynanan Karagümrük maçında. Karagümrük maçında. Anadolu'nun neresine gidersin? Hani Antalya'ya gidelim. Deplasman açılmış olsaydı. Açılsın mesela, haftaya Antalya'dayız. Yarısını bize tahsis etsin Trabzonspor taraftarına. Yemin ediyorum bakın Türkiye'nin her yerinden o stadın yarısını Trabzonspor taraftarı doldurur. Tabii zaten şimdi. Nereye giderseniz gidin. Şeye biz Akyazı'ya da gittiğimizde de yani sanmasınlar ki insanlar hepsi Trabzon'dan geliyor. Müthiş yani. Giresun'dan, Rize'den, İstanbul'dan, Samsun'dan, Ordu'dan, İstanbul'dan. Size, Almanya'dan insanlar geliyor bir maç için. Bundan 3 yıl evvel Akhisar'la maçımız vardı. Balıkesir'den Akhisar'a geçiyorum. Yolda Soma'da iki tane çocuk, ben bunu yaşadım. Üzerlerinde Trabzonspor forması var. Yolun kenarında eyletle aldım. Dedim ben Trabzonlu biliyorum kendilerini. Bilmiyorum belki seyrediyorlar mı bilmiyorum şimdi denk gelir mi. Aldım giderken muhabbet ediyoruz. Dedim nereye? Maça gidiyoruz dedi. Neredesiniz dedim. Dedi biz Somalıyız. Buralı mısınız dedim. Evet Somalıyız. Nerede? Babanız Trabzon'dan mı gelme? Hayır. Özbey Somalı dedi. Babamız burada işte orada madende mühendis. Ama biz Trabzonspor tarafındayız. Baktım işte 3 sene önce yaşları en fazla 16-17. Lise çağında talebeler. Çocuklar. Ve şaşırdım. Yani oranın çocuğu Trabzonspor taraftarıysa ben gerisini daha artık tartışmıyorum bile. Sadaka'da getirdim ama maça gelip girmediklerini bilmiyorum. Çok var öyle abi. Ülkenin her tarafında evet, inan ki Trabzonsporlular çok var. Bir de Galatasaray-Altay maçı. Şey ama başkanımdan ben şeyde bir Trabzonspor-Adana Demir maçında bir maç nasıl gördünüz onu da merak ediyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Şey olarak oynama. Şimdi oynama. Ha baktığın zaman çok kaliteli futbol yok ortada, doğru mu? Müthiş hani, gümbür gümbür oyun yoktu. Şimdi ya bir 15 dakika Adana'ya topu verdi. Zaman zaman takım çok süratli futbol oynuyor. Erken golü yakalıyor. Bu şeye seyirci kamuoyu taraf futbol severler tabii bunu böyle alışta gelmiş. Trabzon bekliyor karşılarında ama şu var. Şimdi hoca gerçekten müthiş derecede takım analizini yapan, karşıdaki rakibin analizini yaparak ona göre taktik
uygulayan hoca. Gerçekten Abdullah Hoca'yı bu konuda takdir ediyorum. Takım oynamıyor. Belki ama normalde rakibe göre taktik üretiyor. Maç maç. Bir, önce gol yemiyor. Eskiden çok gol yerdik. Evet. 7 tane yedim. 3 tane atardık, 4 tane yerdik. Evet. Yani artık ne yaptı, bu taraftar üzerinde de bir baskı oluşturuyordu. Dolayısıyla şimdi öyle değil. Gol yemiyorsun. Ne zaman gol atacağız diye bir de sabrediyoruz. Sağda futbolcular, tribünde taraftarlar. Önceden 20 dakika oluyordu. Başlıyordu taraftarlar tribünde homur homur yapmaya. Aynen. İşte ıslıklamaydı, şuydu. Bu taraftar kitlesi gitti. Sanki yeni oraya başka bir taraftar getirdin, oturdu. Bu nedir biliyor musun? İnanç mı? Yani zafere inanmanın neticesidir bu. Ben öyle görüyorum. Evet, evet. Çünkü taraftar takıma güveniyor. Şimdi baktığın zaman çok tatmin etmese de güven veriyor sana bu takım. Gerçekten öyle. Kaliteli bir takımımız var. Buna 3-4 takviyeyle devre arasında yaparsak gelecek sezon transfer yapmaya gerek yok. Hazır bir takımla beraber Avrupa kupalarına gidersin. Hazır bir takım olur elinde senin. Eğer tabii ki bu yönetimin takdiridir. Satış olmasa büyük ihtimalle bir 2-3 tane gider. Ama bu takım bu sene şampiyon gidip olursa, olacak da inşallah, 3 yıla damga vururuz Türkiye liglerinde. Süper Lig'de 3 yıl Trabzonspor arka arkaya şampiyon olur. Altına imzamı atarım. Takımı bozmayacaksın. Belki 1-2 tane gidebilir. Niye 3 yıl? Belki 2 yıl olur 3 yıla çıkmasa. Çünkü takımda belli yaşa gelmiş 4-5 tane oyuncu var. Bunların futbol hayatı belki o dönem devam eder mi etmez mi? Onu bilemeyiz. Sakatlıklar olur mu? Çünkü belli yaştan sonra sakatlıklar daha ileri derecede oluşuyor. Dolayısıyla bunlar belki takımda olmayabilir. Hamsik olabilir, Makayemi olabilir. İşte bahsettiğim oyuncu belli. Zaten şimdi bir transfer de yaptılar. Fil dişli oyuncu. Çok beğendiğim bir oyuncu. Şöyle biraz Ekubanvari, biraz Yattaravari, biraz Cervinhovari. Bence çok süratli. Çok iyi takım Atep'te olur. Uyum sağlar. Hiç zorluk çekeceğini zannetmiyorum. Çünkü niye? Kendi işte Gervinho var, işte diğer iyileştikten sonra diyorum. İşte Edgar'la falan da onlar. Edgar'la zaten bunlar, fil dişiliyim. Zokora'ya, Mukara'ya da zaten Zokora'nın teklifi fil oldu. Aynen. Zaten onların Zokora zaten bu konuda Trabzonspor'a yardımcı oluyor. Bayağı elçi gibi çalışıyor herhalde. 7 şimdi öyle tabii ki olacak tabii. Trabzonspor'da giden hangi oyuncu olursa olsun Trabzon'u unutamıyor. Gerçekten öyle. Mesela gelen yabancı oyuncular, bakıyorum zaman zaman Trabzon'a maça geliyorlar. Trabzonspor maçlarına. Özellikle mesela hiç unutmam, Milan Stepanov'un bir açıklaması vardı. Annesi bir maçtan sonra Milan Stepanov'a şey demiş. Oğlum demiş, bir daha gittiğin hiçbir yerde seni bu kadar sevmeyecekler demiş. Annesi. Milan Stepanov. Annesinden daha çok sevildi. Annesinden daha çok sevdikleri için. Evet. Şimdi ben Adana Demir maçını Trabzonspor'u böyle sonunda geleceğiz başkanım, size sorularımız olacak da ben bu maçı şöyle kapatmak istiyorum. Hamsik tamam dünya yıldızı, müthiş futbolcu ama ben Balotelli'ye de bayıldım. Evet. Şimdi yani, Balotelli gerçekten savaşçı. Yani, evet. Savaşçı takımı için. Hangi takıma giderse gitsin belki aynı hareketleri yapacak. Rakip takım seyircisine belki tepki görebiliyor. Mesela dün gördük, önceki gün. Evet. Bizim seyirci ister istemez onun o her defasında itirazlarına, işte o hareketlerine tepki gösterdi. Çok da itiraz etti. Yani. Çok itiraz etti. Demek ki bunlar takım oyun psikolojisinden kaynaklanan durumlar ama çok kaliteli birisi. Ben isterim Trabzonspor'da böyle bir forvetimiz olsun diye. Şöyle konuştuk. Hani Trabzonspor'u bozmayacağını bilsek Balotelli'ye bence bozmaz. Niye bozsun? Ya bu gider Abdülkadir Ömür'e falan idmanla. Ya işte bilemiyorsun. İşte bilmiyor. Adamın sağa sola gider. Evet, maalesef. Evet. Zaten yani, sorunlu gelmişti. Yorumları okuyalım yaratıyor. Öyle geçelim Altay Galatasaray maçına. Çünkü küsüyorlar bize. Çok yorumlar var. Gençler gurbetten selamlar. Karadeniz Birliği inşallah kurulur demiş Yılmaz Günaydın. Tekrar almış. Osman Özbakır Trabzon'dan Trabzonspor sevdalısı Turan abimize sevgiler saygılar. O sene bu sene inşallah. Kadir Tantürk, hayırlı akşamlar, iyi programlar arkadaşlar. Tolga Oral, Trabzonspor'un bu hafta Antalya maçı zor maç ama 3 puan alacaktır. İçeride puan kaybetme ihtimali zor görüyorum. Tabii atmosferi de gördün abi bu hafta. Altay maçı kesin 3 puan, Başakşehir maçı çok zor ama bu maça da içeride alır ve devreyi 4 yapıp kapatırsa geçmiş olsun. İkinci yarı formalite olur. Dipnot, Beşiktaş Kadıköy'de Fener'i yenecektir. Turan Başkan'a selamlar. 2 hafta sonra maç var. İnşallah. Tosun Paşa hayırlı akşamlar. Selamlar Trabzon'dan Turan Kul abim, seni seviyoruz. Murat Yamaner, Kouassi gelir gelmez yok Afrika Kupası, bir ay bekle gelene dek.
Murat abinin saati gelmiş zaten. Afrika Kupası'na gider yüksek ihtimal. Edgar da kesin evet. gidiyor. Hatta Canini bile. Onlar bir gitmeyecek diye bir durum vardı ama herhalde şöyle, giderler bilmiyorum. Canini'nin problemi vardı milli takımda. Ama onu hafta, açtılar galiba. Açtılar. Milli açtılar, takım evet. bu hafta hatta sosyal medya hesabı üzerinden evet. Canini'yi. Davet edildi biliyorum. Davet edildiğini hani. Biliyorum. Büyük olasılıkla da gidecek tahmin ediyorum. Gider. Faruk Özbaş ulusal kanallarda Trabzonspor düşürmek için yorumlar başladı. Bunlara prim vermemek lazım. Şu an tek ümitleri Fenerbahçe, Rizespor'u yendiler. Çaykur Rizespor destanı diye müfredata ekleyecekler diye düşünmeye başladım. Yine Kadir Tamtürk, Turankul abimize hoş geldin programda görmek çok güzel. Hatta sadece programda değil Ünye'ye getirmek bile çok büyük bir başarı. Çok sağ teşekkür olsun. Ederiz tekrardan. Teşekkür Erol ederim. Ayşe Sandıkçı. Turan abi hayırlı akşamlar demiş. Galatasaray Altay maçını Turan başkanım siz izleme fırsatını buldunuz mu bilmiyorum. Bizim maçtan sonra özetini seyredebildik. Biz de yolda telefondan izleyebildik. İzledik. Ben Galatasaray'ın kesin kazanacağını düşünüyordum açıkçası. Öyle düşünüyorduk ama yani Galatasaray son dakika penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı. Yani şimdi biz de geçmişte yaşadık Trabzonspor olarak. Şimdi takım üzerinde, futbolcular üzerinde bir baskı var. Evet. Psikolojik olarak. Rahat değiller. Rahat topçuda. Değiller çünkü. Her an gol yiyecek ya da yenilmemek için mücadele ettiler. 2-0'da da öne geçse ama dediğim gibi bu psikolojik bir durum. Bir gol yiyince panik yapıyor. Hatta biz Trabzon maçında 2-0 öne geçtiler. Tabii. Biz bozmadık. 2-2 maçı yakaladık. Belki 10 dakika süre olsaydı biz maçı alabilirdik yani. Evet. Hatta biz de bir bireysel pozisyon... hatalardan şok golle evet. Biz de yani o şok olduk yani. Bireysel hatalardan yedik 2 golle yani. Yani Beşiktaş'ın ben Kasımpaşa'ya yenilmesini evet, çok garip buldum. Yani berabere kalmasını yenilmesini dedim pardon da yani 2 puan gidince. Beşiktaş da iyi oynamış aslında birinci yarı ama nedense. Şu var. Şimdi alt takımlara baktığın zaman bir düşme potası var. Bu sene 4 takım düşecek. Herkes birbirine böyle üzerine basarak çıkmaya çalışıyor. Evet. Şimdi ligin artık belli ilk yarının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son i̇lk 6-7 haftası tehlikeli bir haftalar. Çünkü takımın yeni bir başlangıç oluyor. Ligin başlangıcı oluyor. Takımdan henüz oturmuyor. İşte eksikleri oluyor şu bu derken. O zaaftan yararlanarak belli bir kriter belli bir trend yakalayanlar zaten üst seviyede yerini alıyor. Aynen. Aşağıdan gelenler de kendini toparlamaya çalışıyor. Takım oturuyor. Yeni transferler oluyor. Derken ama şu anda kötü takım yok ligde. Yok. Gerçekten Anadolu yok. Takımları da güçlü. Şimdi baktığımız zaman bizim altımıza hemen puanları çok yakın. Evet. Biz çok iyiyiz. Biz arada. Harbiden çok iyiyiz yani. Trabzon. Çünkü aradaki puan farkı bunu gerektiriyor da bizim altımızdaki takımların arasında dikkat ederseniz 5 puan var. Yani 10. 2. sırayla evet. 10. sırasında 5 puan var. Yani mesela oradan Rize bile 3-4 maç alsa 2 maç alsa gelip zirveye çıkıyor. Aynen yani kimin ne olacağı belli olmaz. Fenerbahçe'ye yakalıyor 2 maç sonra. Evet. Baktığınız zaman yani harbiden öyle yani. Yani uçuk fark yok yani. Fenerbahçe Rize maçı. Fenerbahçe aslında bu oyunun aynısını Alanya maçında da oynamıştı iç sahada. Yani Alanya'ya belki kaybetmişlerdi ama iyi oynamışlardı. Fener çok iyiydi dün akşam. Dün akşam da iyiydi. Tempolu bir oyun. Yani, coşkulu bir oyun vardı. Ben Rize'den en az bir beraberlik bekliyordum işin doğrusu. Ama Rize şöyle Rize inanmadı. Futbolcular sahaya çıkarken inanmadı. Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynayacağını Hamza Hamzoğlu başaramadı. Sen önce inanması lazım. Yani son sırada bir takımsın. Bekleyeceksin. Hücum yapacaksın yani. Hatta 4. dakikada bir pozisyonları var. Salah çizgiden çıkartmış topu. Umar Amino'nun pozisyonu mu? Umar Amino. Evet. Salah yani aynen. O bir gol atsa mesela Rize orada daha farklı pozisyonlar gelişebilirdi. Ama şu var. Şimdi Rize'nin çok eksiği var. Yani bu eldeki malzemeyle sen ligde tutunma şansın yok. Hiç yok. Onun için Rize Spor bu devre arasında tedbir alması gerekir. Yani yöneticiler elini taşın altında koyacak. Mutlaka. En az 4-5 tane transferle bir defansı sağlamlaştıracaksın. Forvetin çok eksik. Orta alan yürümüyor. Kanatlar çalışmıyor. Aynen. Yani buna işte hoca bilmiyorum ne düşünüyor. Belki de onda transfer listesi vardır elinde. Mutlaka vardır Hamza Hoca. Ama gönül ister Rize Spor inşallah düşmez. Evet. Demenimiz o. Şimdi altlara doğru gelelim Halil Hocam. Biliyorsun Hekimoğlu Spor da namağlup gidiyor.
Hekimoğlu'nun hem başkanı hem hocasıyla sürekli görüşüyor Turan başkanından. Az önce bir dinleyelim. Yayına girmeden yaklaşık bir saat önce Çelil hocamla bir telefon görüşmesi yaptık. Çok iyi gidiyorlar. Kendisinde namalup gidiyor kendileri de. Eksiklerine rağmen Bodrum Spor'la beraber kaldılar. Bodrum'da Başakşehir'i kupadan etti. Bahattin hocamla da görüştük. Evet tabii ki zaman zaman onlar da haksız doğuruyorlar. Bak hakem hatalarına maruz kalıyorlar. Onlar konuşamıyorlar. Konuştukça ceza alıyorlar. Evet çok ceza. Çünkü bu sene ağır cezalar ağır harbiden yani. Suat abi de. Şimdi bunları bildiğimiz için onların adına şimdi söyleyelim. Gerekli yerler mesajı alırlar diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Hakem hatalarından bulunduğu konular en az 4-5 puanlara çalındı ben diyebilirim. Yakinen takip ediyoruz. Tabii ki bu ne yapsın? İşte Çelil Başkan kendisini çok seviyorum. Çok da başarılı. Ama genç bir kadro oluşturdular. Evet. Güzel de gidiyorlar. Trabzon yani. Altyapısını olduğu gibi yaklaşık %80. İlk tane daha Trabzon altyapısından oyuncu verirse herhalde dışarıdan da transferlerde isabetli. Aldıkları futbolcular da güzel şu anda. Ben inanıyorum ki bu sene Hekimoğlu da birinci lige çıkar diye düşünüyorum. İnşallah çıksın. En azından orada Trabzonspor'a bir altyapı aynen, görevini yani Karadeniz görür. Temsilciler. Yani gençler en azından orada kendini göstermiş. Samsunspor'la beraber Samsunspor grubuna ama inşallah Samsunspor'da Süper Lig'de görmek istiyoruz bu arada. Kesinlikle. Yani Samsunspor'da 3-3 yaptı geliyor herhalde aşağıdan beri. Evet Fuat Hoca orada az önce Fuat Çapan'ın evet gelişim bir dokunuşu Samsunspor'u biraz canlandırdı. İnşallah bekliyoruz. Şöyle zaman zaman fırsat buldukça Samsun maçlarını da takip edip gidiyorum yani. Şey az önce Galatasaray için diyecektim. Galatasaray Altay maçında bloklar arasında inanılmaz mesafeler vardı mesela. Galatasaray şöyle her an maçı alabilirdi de kaybedebilirdi. Öyle çok dengesizdi. Nasıl Trabzonspor için çok dengeli diyorsak aynı şey Galatasaray'da tam tersineydi. Doğrudur. Samsunspor'da da Fuat Çapa ilk geldiği zaman ilk maçtan sonra kazanamadılar. Ya berabere kaldılar ya yenildiler. Bizim de ilk önce bu mesafeyi kısaltmamız lazım demişti. Hatta evet. İmdat Hoca falan da burada görüşmüştü. Evet. Evet. Şimdi onu biraz başardı. Ben devre arasında da takviyeyle en kötü playoff oynayacaklarını düşünüyorum başkanım Samsunspor'un. Yani evet playoff en zor playoff. Playoff'a kalmadan çıksın bu sefer. Yani. İnşallah ama arada olarak işte bayağı bir puan farkı var ama dediğim gibi devre arasında iyi değerlendirilmezse. 29 herhalde puan durumda 29. Samsun'da 20'nin üstünde puan 10 durumda. Puana yakın bir puan ama açığı var arada. Onu kapatılmayacak diye bir şey yok 3 puan sisteminde. 3 maç aldın mı zaten bir de rakibini yendin mi otomatikmen bu rakibinde puan kaybederse 2-3 puana kadar intikal eder. Düşer yani. Dolayısıyla ben inanıyorum yani inşallah playoff'a kalmadan direkt çıkar. Süper Lig yolunu aralar. Orada da Süper Lig maçlarını izleriz Samsun'da. Tabii ki inşallah. Giresun olsun, Samsun olsun, Rize kalsın. İnşallah Ordu, Rize'de kalır. İnşallah Ordu 1967, 52 Ordu Spor. Sen bunları iyi takip ediyorsun. Bir de Fasta Spor. Şimdi bu hafta Ordu 1967'de Ünyeli yardımcı hocamız vardı İbrahim Hocalar. Onlar bırakmıştı. Sezon başına çok iyi başlamışlardı. Şu an lider Fethiye 15 maçta 12 galibiyetle Fethiye lider 37 puanları var. Hatta içeride Ordu Spor tıklım tıklım bir maç oynadı. Fethiye'yi yenseler lider oluyorlardı. O maç 1-0'da öndelerdi. Kalelerine top gelmemişti. Maç 1-1 bitti. Bir defa gittiler gol yediler. Gol nasıl oldu biliyor musunuz? Galatasaray nasıl gol attı? Galatasaray 1-0 öndeyken nasıl gol yedi Mesut Özil'den? Korner attılar. Evet. Aynı birebir aynısını yediler. Evet. Daha sonra takımda 7-8 kişi sakatlandı. Bu eklenerek devam etti. Ve geçen sene şampiyon oldukları Bal Ligi'nde oynatmadıkları futbolcular şu an ilk 11 oynuyor 3-4 tanesi. İbrahim Hocalar da bu hafta bıraktı. Bu hafta da playoff potasındaki Edirne'ye iç sahada 6-1'lik skorla kaybettiler. Yani yeni Sedat uğurlu gelmedi. Yani Ordu 1967 şu anda 6 puan da üzerindeler düşme potasının. Yani lider olacak takım şu an düşme potasının 6 puan gerisinde. 52 Ordu Spor bu hafta Düzce deplasmanında lider Düzce mağlup oldu. Aslında bu takım da şampiyonluğa kurulmuştu. Şu an 8. sıradalar. 5. sırada Kuşadası playoff'ta aralarında 2 puan fark var. Fatsa Belediyespor bugün Kahta ile oynadı. Bugün kazansalar belki de playoff potasına gireceklerdi içeride. Evet. Kahta da düşmemeyi oynuyor sonuncu sırada. 1-0 mağluptular. Sonra skor 1-1 oldu. 45+2'de gol buldular. Ama galibiyet sonu getiremediler yani onlar da. Getiremediler. Çarşamba Spor kötü gidiyor. Siz çok daha kötü. Evet. Takip ediyoruz. Evet. Evet. Yani evet. Mesela bu arada Çangay Spor var Ankara'da.
O da onun da sahibi ve başkanı da çok iyi bir dostumuz Serkan Kılıç. Ona da değinmeden geçemeyeceğim iyi bir dostumuz, arkadaşımız. Kendisi hemşerim Trabzonlu. Onlar da işte orta sıralarda zannedersem şu anda. İnişli çıkışlı bir grafik izliyorlar. İnşallah onlar da iyi bir grafik yakarlar. Biraz daha yorum okuyalım mı? Evet, çok yorum geldi bu akşam. Turan abi senden dolayı herhalde. Bilmiyorum. Transfere devam, kaliteli golcü alınmalı. Az paraya kıysınlar, direkt 11 oyuncusu alınmalı yazmış Murat Yamaner. Murat abi de fanatiktir, biz de gelir Murat maçlara. Abi, sürpriz, evet. Sherlock sürpriz olmaz, Murat Özkan yazmış ama Sherlock olmaz. Çok zor. Ya, çok zor tabii. O hikaye bitti bence. Evet. Ukraynalı golcü alacaklar herhalde abi. Sen yani çok... O da çok zor ama. Menajerlerin getirdiği, ortaya koyduğu bir sürü teklifler var. Tabi bunları değerlendirecek. Hocanın istediğini hocadır. Son kararı vereceğim. Trabzonspor 4 hocadır. Tane transfer yapacak diye. Ya adamı. Bize şu anda gerekli sol bek, sol aç kanatlarda mesela. İyi de bir forvet. 3 tane garanti. Forvet olursa çok rahatlatacak takımı. Aynen. Dolayısıyla başarıyı biraz daha çıtayı yükseltecek. Çünkü hazır bir ekiple. Senenin kadrosu da kurulacak. Tabii senenin kadrosunu kuracak. Hazır bir şekilde Avrupa Kupalarına da katılma imkanını sağlayacaksın. Çünkü yeni transfer etmeyeceksin bir daha. Onlar öneleme oynayacak. Adaptasyon dönemi olacak. Şampiyon olursa. Uyum dönemi olacak. Bunlar en azından geçiyorsun yani. Şey Tolga Oral yazmış. Murat Yamaner abi önerdiğin bir oyuncu mu var? Az elini taşın altına koy. İddiadan o kadar para alıyorsun. Bize biz şey al Murat abi. Alev evet. Yiğit Yılmaz iyi yayınlar demiş. Murat Demen her şey yapmış. Nerede ki bulmuş da almış. İddia hep satış maçlar Tolga. Başakşehir maçına mı denk geldi? İyi yayınlar. Trabzonspor bu sezon şampiyon olacak bir tane. PUBG bu kadar olur bir hesaptan. Hüseyin Uçar, Turan Başkanıma saygılar, yönetime girmeyi neden düşünmüyor? Yok biz artık yani arkadaşlarımız var daha iyi evet, bu işi gençlere yapabilecek. Yine evet, içinde yani gibisiniz başkan. Yani isminiz resmiyette yok sadece. Sınırsız. Bizim desteğimiz her zaman maça gidiyoruz. Gerekli görüldüğü zaman zaten biz gerekli katkıda yapıyoruz evet. Zaten. Sağ olsun. Hüseyin Uçar, Turan Başkanıma saygılar. Yönetime onu okuduk. Cengiz Karabinen selam olsun başkanım. Akçaabatlı olacak. Turan abime selamlar olsun. Aleyküm. Bursa'dan. Aleyküm. Bursa'da yaşıyor demek Akçaabat'ta. Eyvallah. Sağ olsunlar. Fatih Bilginoğlu Trabzon'dan Turan Bey'e selamlar. Aleyküm selam. Yeni mesleğin hayırlı olsun yazmış Özay Atmaca. Öyle mi? Özay Hocama selamlar. Bundan sonraki derslerde sana kursun. İyi bir dostumdur. Özay Hocam da iyi bir hoca da direktörlük yapmıştı. Kilosu sporu çalıştırmıştı. Marmara Üniversitesi'nde spor akademisinde öğretim görevlisi. Kendisine selam olsun. İyi bir dostumuzdur İstanbul'da. Şimdi bölgesel amatör lige inelim Turan abi. Ondan sonra seni zaten bol sorularımız var. Onu soracağız sana. Bölgesel amatör ligde haftanın sonuçlarını aldın mı evet, bizim grupta? Evet. Haftanın sonuçlarını alalım. Bu hafta Ünyespor grubu ne yapmış? Bulancak 0, Eynesil 1, Görele 1, Ünye 1957 2, Sebat Gençlik 7 maşallah. Söğütlü 0, Ulubey Belediye Ulubey de bayağı gol atmaya başladı bu aralar. 4 Ordu Gücü 0, DS Karadeniz 2, Erdoğdu 1. Evet. Puan durumunu alalım mı Halil Hocam? Evet. Buradan. Puan durumu alalım. Ünye lider. Enteresan bir şey var. Eynesil Belediyespor 6 maçta gol yemedi başkanım. Çok güzel. Ve vallahi çok mütevazi bir takım. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bu grubun en yüksek bütçeli takımı Ünye 1957 Spor. Mağlubiyeti de yok. Mağlubiyeti de yok. Evet. Gol de yemedi. Ve bu hafta başkanım evet. Hatta müsaitseniz buyurun maça. Ünye ama siz... Antalya maça geçeceğiz. Ünye 1957 Spor, Eynesil Belediyespor maçı var bu hafta. Statta. Statta tıktım tıktım olur bu hafta. Zevkli Ünye'de mi? Evet Ünye'de maç. Öyle mi? Çok enteresan maç olacak. Evet bir de maç olur. Sebat liderdi. Geçen hafta Erdoğdu'ya kaybetti. Çok enteresan bir şekilde. Sebat da ben bazı yöneticilerle, futbolcularla konuşuyorum. Devre arası 5-6 evet. Adam alıp şampiyon olmak istiyorlar. Tabii ki Ünye 1957 Spor da alacak. Belki bu hafta skora göre Eynesil Belediyespor da transfer yapabilir. Evet. Yani burada, onlar da iyi. İkinci sırada 14 puan. Fazla bir puan farkı evet. Yok. Şimdi burada Ulubey Belediyespor Ordu temsilcimiz fena gitmiyor 10 puanda. Burada enteres olan şöyle bir şey var. Eynesil Belediyespor, Bulancak Spor ve Görele Spor'dan hani nerede bitirirlerse bitirsinler. Üçüncü olan kendi aralarında küme düşecek. Görele Spor'un da çok kolay maçları kaldı ligin ilk yarısı bitene kadar. Ben Bulancak Spor'un işi sıkıntıya girdi. Ve evet. Ünye ve Sebat'ta oynamadı daha Bulancak Spor. Evet doğru oynamadı. Alabiliriz ekrandan. Şimdi ekrandan alalım. Haftanın maçları var mı ekran?
Önümüzdeki hafta maçları varsa alalım. Rece. Yoksa atmamış da olabiliriz. Dargınlığımıza da gelmiş olabilir. Evet. Yok yok, bunu alalım ekrana. Bunu daha sonra getireceğiz. Evet. Şimdi bu hafta maçı konuşalım. Görele maçını izledin televizyondan da olsa. Şimdi Ünye 1957'de sporda bir hoca değişimi oldu. Yorumlamayı sana bırakıyorum Halil hocam. Bu hafta bir o liglere hakimsin çünkü. Ünye 1957 spordan böyle daha iyi futbol bekliyor taraftara. Tabi hocanın elinde sihirli değnek yok. Hoca tabii. Salı gün geldi. Pazar gün maça çıktı. 4-5 gün oldu. Sonuçta bu takımı yeni gelen hoca da kurmadı. Kurmadı. Ki bence zaten bu kadro yapılanması, her zaman söylüyorum. Ben örneğin şampiyonlar takım bursam, bu kadar para harcasam bu oyuncuların %30'unu tercih ederdim. Sonra bana kızıyorlar ama ben böyle tercih ederdim. Ben bu işi bildiğim kadarıyla, ki bu işi bildiğime de inanıyorum. Ne kadar bütçesi vardı? Ben tam onu 5 milyon mu? Ya 3 milyon 4 milyon diyen var. Üçüncülükte bu bütçe var. 3 milyon yani diyen var. Zaten önce bu yani bütçesi. Böyle bir bütçe yani. Ben inan 2 sene evvel ikincilik takımlarında 10 milyon bütçe vardı. Onlarla idare ediyorlardı. Çok iyi biliyorum. İsim vermiyorum ama iyi bildiğim için söylüyorum. İkincilik takımlarında vardı bu bütçe. Ama ne olursa olsun Göreli deplasmanında alınan 3 puan altın değerinde 1 evet. puan. Çok bak, bu sene Giresun takımlarıyla oynanan her maç altın değerinde. Çünkü 3 Giresun takımından örneğin ikinci, üçüncü, dördüncü bile bitirseler dördüncü direkt düşüyor. Balın statüsünü biliyor evet, musunuz başkanım? Evet. Bilmiyorum. Çok enteresan bir statü evet. var. Evet. Aynı statü Samsun için de sıkıntı. Aynen, aynen. Samsun'un dört takımı var. Evci Spor var mesela. Evci düştü. Direkt düşüyor. Evet. Şu an Kara Samsun ve Ladik'ten biri de düşecek. Atakum biraz sıyrıldı. Evet, Atakum biraz tırmandı. Hatta orada. Bu hafta Ladik'le oynuyorlar. Evet. Ladik'i yenerlerse, o da benim eski takımım. Evet. İyice sıyrılmış oluyorlar. Yani Ünye 1957 Spor'da şimdi hocaya, burada en az eleştirilecek kişi yeni hoca. Ben daha iyi, takımın daha iyi oynamasını beklerdim. Tabii. Daha gümbür gümbür, daha dolu dolu. Mesela maçta çok pozisyon yoktu. Maç 1-1 de oldu. Orçun müthiş bir gol attı. Zlatan İbrahimovic gibi topukla öyle mi? Gol attı. Şimdi sentetik sahada da sanırım orası. Bak abi, iyi takımın kesinlikle bahanesi olmayacak. Trabzon Molde'ye gitti, sentetik sahada oynadı. Aynen. Doğru. Bahane yok. Evet. Ben böyle diyorum. Bu hafta ben ama Ünye 1957 Spor'un E-Nesil'i geçeceğini düşünüyorum. Zaten yani, onu geçerse aradaki farkı da açıyor zannedersem. Evet, açıyor. Bir puan var aralığında, 4 puana çıkıyor aynen. otomatik. Bir puan. O yani, Sebat'ta da 2 puan var. Evet. Ki çünkü Sebat da ikinci yarı en yakın gelecek. Rakibini yenerseniz zaten zirveye birazcık daha yaklaşıyoruz. Evet. Bak, en önemli hiç şey gol yemeyen takım var. Güzel maç olacak. Evet. Zor maç olacak. Namalü bir takım gol yemiyor. Evet. Evet, zor bir maç. Ben Ünye 1957 Spor'un ama 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Buradan skor 2-0. Karadeniz ekibi işte, kardeşlik ön plana çıksın isterim. Tabii ki. Bu önemli çünkü hepsi bizim takımımız, hepsi bizim çocuklarımız. Dolayısıyla hepsinin de başarılı olmasını insan ister ama muhakkak oradan bir kişi çıkacak. Dolayısıyla en iyi oynayan bence kazansın. Evet. Şimdi Tran abiyi kısaca tanıyalım. Trabzon'un ligde gidişatını nasıl buluyorsunuz Tran abi? Dediğim, az önce bahsettiğim gibi evet. müthiş, onu, müthiş. Bu tartışmasız. Bu kadar iyi olurdu. Yani biz de bu kadar beklemiyorduk işin doğrusunu ararsanız. Yani bu sene biraz hararetli başladık. Çok beklentimiz yüksekti, üst seviyedeydi. Ama farkın bu kadar açılacağını hiç tahmin etmedik. İşin evet. doğrusunu ararsanız bu. Aynen. Rakiplerimizi biz, dikkat, özür dilerim Murat'cığım geçtim lafını. Bir kere rakiplerimiz kim bizim? Her zaman olduğu gibi Fener, Galatasaray, Beşiktaş. Beşiktaş. Biz şimdi üçüyle de oynadık. İki galibiyet, bir beraberliğimiz var. Evet. Rakiplerimizin üstünlük sağladık. Bu bizim onlara karşı üstünlüğümüzü ve kalitemizi ortaya koyuyor. Beşiktaş bana göre ligin en kaliteli transferini yapan ama maalesef istediği sonuçları alamayarak sahaya yansıtamadığı gibi içerisinde de bir takım sorunlar yaşadılar. Ben onu oraya bağlıyorum. Beşiktaş'ın şu anki mevcut pozisyonuna. Fenerbahçe'de de bir ikilem var diye düşünüyorum ben. Aziz Yıldırım ekibiyle Ali evet. Koç ekibi orada arasında. Orada bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Biz geçmişte bunları yaşadığımız için ondan feyiz alarak söylüyorum. Bu Fenerbahçe içerisinde ikilemi aşamadığı sürece çok zor. Yani bizim rakibimiz olur diye düşünemiyorum. Galatasaray malum. İşte, gençlerle kurulu bir kadro. Aynen öyle. Bir de basın ve medyayla Fatih Terim'in çok fazla arası yok bu dönem. Biraz da onun gerginlik var, gerginliği var. Onun psikolojisi var.
Futbolculara ister istemez bu yansıyor, yönetime yansıyor. Tabii dolayısıyla kulübede hoca yok. Onların da sorunları var ama tek sorunsuz takım biziz. İnşallah bu sene söylüyorum ligin son 7 haftasında şampiyon belli olur. Net söylüyorum. İnşallah. O da Trabzonspor'dur. Şimdi Turan abi, Trabzonspor'da hangi başkan zamanında yönetimde bulundunuz? Biz Muharrem Usta'yla beraberdik. Şunu da söyleyeyim. Muharrem Usta çok kaliteli beyefendi. Ama maalesef işte bazı talihsizliklerden dolayı biraz erken kongre kararı alındı. Bu da yerel basının, medyanın baskısı. Tabii taraftarlar üzerinde kurduğu bir baskı. Tabii istenilen başarılar yakalanmayınca tabii ki uzun programdı bu lig maratonu. Evet. Çünkü getireceğin topçular hem adapte olacak, motivasyonuydu, şuydu buydu derken hoca sorunu da ön plana çıkıyor. Hoca da iyi bir organizasyon yapacak burada. Yanlış transferler de olabiliyor. Geçmişte var, bugün olacak, yarın da olacak. Dolayısıyla bunların hepsi bir araya geldiğinde ortaya bir takım sorunlar çıktı. Ama Muharrem Usta'nın en büyük şeysi burada yanlış demeyeceğim de yani burada iyi niyetli diyeceğim. Herkese çok fazla güvenmesi oldu. Menajerlere çok güvendi. İşte yapılan transferler işte zaman zaman dolayısıyla tam manasıyla takıma uyum sağlayamadı. Başarısızlık ister istemez bundan geldi birazcık. Çok beklentili girildi. Aslında kongre başlamadan önce sizi de ziyaret etmiştik. Halbuki. Evet. Evet. Ünye'ye getirdiniz Muharrem Usta'yı. Belediye başkanı yanına geldik, çıkmıştık. Evet, Ünye'ye geldik, Fatsa'ya geldik. Özellikle Samsun'da beraberdik Muharrem Usta'yla beraber. Samsun Spor Kulübü'nün ilk Trabzonspor tarihinde kulüp binasını ziyaret eden ilk biziz. İlk başkan. İlk başkandır. Kendisiyle gittik. Gerçekten Samsun Spor Kulüp Başkanı yöneticiler olsun. Kapıda karşıladı. Erkut Dudu. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. İyi bir, kaliteli bir insan kendisi de. Şimdi tabii ki dışarıdan destek veriyor. Yönetimde değil. Yüksel Yıldırım şu anda mevcut Samsun Spor Başkanı bildiğiniz gibi. Evet. Orada dayanışmamız çok iyiydi. Güzel şeyler olacaktı ama maalesef dediğim gibi Trabzon'da geçmişte demin yaşadık ya anlattığım gibi işte basın medya özellikle yerel medya çok güçlü taraftar üzerinde. Yanlış yönlendirmelerde işte sonuç tabii başarı olmayınca gelmeyince yansımayınca sahaya maalesef kısa kesildi. Aynen. Kısa bir dönem oldu. Şimdi sizin zamanınızda ben size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Buradan kırsaldan 50 tane Trabzonsporlu öğrenciyi Akyazı'ya götürdük. Belki Trabzonspor Müzesi'ni gezdirdik. Sağ olsun burada Ayasofya'yı gezdirdik. Ortaysa Belediye Başkanı Ahmet Medingenci'nin büyük katkısı oldu kendisine. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Her halükarda iyi bir Trabzonsporlu ve insan sarrafı. Kendisi de çok sever. Mardin'den, Diyarbakır'dan, çeşitli Anadolu illerinden çok taraftar getirmiştir. Bunun da büyük bir katkısı olmuştur. Hiçbir şekilde kendisine iletilen teklifleri geri çevirmemiştir. Forma göndermiştir. Evet. Kendisi katlamadı. Temsilen biz gittik. Ziyaret ettik okulu. Var mıydın sen? Var mıydın okul ziyaretinde? Ben okul ziyaretinde yoktum. Samsun Başsavcımız Ağır Ceza Hakimimizle beraber gittik. O kış günü çocuklarımızın karşılaması okul önünde. Formaları işte çok o güzeldi, çocukların hoş. Mesela 12 atmosferi anlatılmaz yaşanan o çocukların gözleri. İlk defa şehir gören çocuklar oldu. Deniz gören oldu. İlk defa. Çünkü Akkuş'un. Tabii. Akkuş'un da uzağı yani. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saatte. 30 kilometre bir yolu. Köyün ismi neydi? Yani köyün ismini unuttum abi şu anda da. Şimdi İsa Başkanımıza da yine buradan teşekkür ediyorum. Evet, Akkuş Belediye Başkanımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum İsa Başkanı. O da öğrencileri bulmamızda o hatta vesile oldu. İsa Başkanım demişti. Murat Bey dedi, siz dedi Trabzon'a gidiyorsunuz sürekli maçlara falan dedi. Bizim dedi burada bir okul var dedi. Komple dedi %88'i dedi Trabzonspor. Allah Allah. Öğretmenleri de. Öğretmenler çarşambalı zannedersem. Evet. Bu konuyu ben Soran abiye dile getirdim. Tamam Murat dedi. Çocukların hepsini bir dedi biz dedi Trabzon'a götürelim. Evet. Hatta jest olarak da çocuklara hepsine birer tane Trabzonspor forması evet, hediye edildi. Bu konuda size Murat çok abi, teşekkür ediyorum. Yorumları. Yorumları siz. O ben okuyayım mı? Siz okuyun. Çünkü yani çok yorum var. Şimdi öyle okumazsak mi daralırlar. Fatih Bilginoğlu, Trabzon'dan Turan Bey'e selamlar. Okumuş muyduk onu? Okunmuştuk, evet. Aynen. Adem Aydın, merhaba, iyi yayınlar dilerim. Turan Kul Başkanıma başarılar dilerim. Sağ olsun. Birol Topkara, selamlar olsun, hayırlı yayınlar diliyorum. Tanıdığım iyi bir kişiliği olan, herkese yardımı olan bir insan, saygılar sunuyorum. Önder Sarıgül,
Turan abim iyi yayınlar. Erol Aydın, hayırlı akşamlar Turhan Başkanım, iyi yayınlar diliyorum. Muzaffer Azaklı, bu takım bu ligden çıksa bile playoff'ta elenir, seneye bölgesele devam demiş. Muzaffer de takip ediyor Ünye 1957 Spor'u yakından. Bu takım buradan çıkarsa, ama bence çıkar. Coşkun Duman, selamlar iyi yayınlar diliyorum. Bu sene Trabzonspor ve Ünye Spor'dan şampiyonluk gelirse tadından yenmez. Kesinlikle katılıyoruz. Tolga Oral abim yazmış. Halil Korkmaz kardeşim gibi genç teknik adamların yolu açılmalı. Bir çift lafım da Murat abiye, Ünye'de herkesle arası iyi olan, gönlü güzel bir abidir. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz o zaman. Evet. Yönetimde olduğunuz zaman şunu da şöyle yapsaydık diye bir pişmanlığınız oldu mu abi? Benim bir idealim vardı ama nasip olmadı. İnşallah bütün Karadeniz kulüplerini bir araya getirerek bir Karadeniz turnuvası yapmaktı. Bununla ilgili bir projemiz vardı ya da geçmedi. Mesela bir Trabzonspor gidip Sinop'ta bir maç yapabilecek, Amasya'da maç yapabilecek. İşte yani, dediğim gibi yani bu turnuvada bütün Karadeniz takımları lig takçeyine bak, klasmanına bakılmaksızın birbirleri maç yapmalı bence. Hani İstanbul'da yapılan Türkiye Spor Yazarları kupaları, evet, vardı. Evet, Ankara şimdi, takımları katılıyordu. Yani İstanbul takımları kendi aralarında oluyordu. Yani. Trabzon zaten, yoktu bunların içerisinde. Zaten İstanbul takımlarda. Takımların şampiyonluğunun yarısı Beykoz'da falan birbirleriyle oynarken 8 takımla gitti. Aynen öyle. Hatta şöyle bizim bugün bölgesel takımlar Bal Ligi'nde şampiyonluğunu istiyor. Fenerbahçe'nin şeyi çok büyük profesyonel yoktu o zaman zaten. Bal Ligi gibi kendi aralarında bölgesel takımlarla. Yani şampiyonlukları oradan geliyor. Yani. Şey olarak var mıydı başkanım, böyle bir transfer, keşke şunu almasaydık veya keşke şunu almış olsaydık gündemimizdeydi. Maddi kaynaklardan kaynaklanıyor. Çünkü var mı öyle verebileceğiniz yani isim? Yani şu anda aklıma gelmiyor ama muhakkak vardır arkadaşlarımızın diyor, ama dediğim gibi yani bu tamamen para kaynaklı. Trabzonspor borcu vardı. Çok bayağı bir çekildi aşağıya. Siz aldığınız zaman da vardı. Tabii vardı ama aşağı yukarı 200 bin euroya yakın borç vardı. O zaman tabii ki bu şeyi bazında borçlanıyordu, euro bazındaydı. Kur yükseldiğinde borç artıyordu. Tabii. Bugün yine aynı şekilde. Evet, bu bütün kulüpler bu şekilde borçlanıyor. Euro bazında borçlanıyor bunlar. Kesinlikle. Şimdi bile futbolcular dışarıdan geldiği için yabancı futbolculara ödenen para euro bazındadır. Evet. Bunu Türk lirası üzerinden yapamazsın. O yüzden bu yıl yani biz euro üzerinden oyuncu satmamız da şart dışarı yani. Ya öyle satılıyor zaten. Öyle aynı, satılıyor. Tabii öyle satılıyor. Bizim yerli futbolcular bile euro bazında sözleşme yapıyorlar. Mesela bu sene ama TL'ye döndü. Dorukhan'la falan TL'ye yapıldığını biliyorum. Ya şimdi hepsi değil ama işte o anlaşmana bağlı. Tabii. Dorukhan da mesela iyi bir transfercuk diye oturdu. Dorukhan iyi atakta oldu. Beklemiyorduk o kadar. Ben ama bekliyordum. Ben çok ya bekliyordum. Yok hani kısa zamanda bu kadar takıma direkt gireceğini, katkı sağlayacağını, bir de yani direkt girersin, bocalarsın yani tam manasıyla. Eksiklerin olabilir. Olur da şimdi eleştirirsin ama Dorukhan her gün üzerine koyarak gidiyor. Yükseliyor. Grafiği bayağı evet, bir yükseldi. O da transfer yerinde sağlamlaştırdı sana bence. Şöyle hatta aslında yeri orası değil. Orta saha Dorukhan. Öyle ama kapattı o açığı da ya. Beşiktaş'ta zaman zaman orada oynamıştı. Eskişehirspor'da. Geçen akşam bir program izliyordum yine internet üzerinden. A Spor'da Serkan Korkmaz var, spor evet, müdürü. Erman Özgün, Nihat Kahveci. Üçünün takip bir programı var. Zaman zaman. Bazen Twitter'da falan da karşıma çıkıyordu. O programı izleyeyim dedim. Evdeydim. Bir Stefan Kuntz'un yerinde olsam dedi Serkan Korkmaz, Zeki Çelik'i keserim, Dorukhan'ı oynatırım dedi. Yani ilk önce milli takıma davet alsın Dorukhan ki ben kesinlikle alacağını anladım düşünüyorum. Portekiz'de oynayacağım müsabaka öncesi. Bence Dorukhan'a da bu yıl sonunda talip çıkabilir yabancı kulüplerde. Kesinlikle, kulüplerde. Kesinlikle. Benim de Lille kulübü olabilir yani, çünkü Burak onların oynadığı. Onlar da yakın takip ediyormuşlar diye kulağımıza geldi yani. Şimdi Turan abi, sen Trabzonspor başkanı olsaydın, Abdullah Avcı hariç hangi hocayla çalışmak isterdin? Şenol Hoca'yla. Şenol Güneş. Şenol Hoca bizim değişmez bir sevdiğimiz abimizdir. Ekoldür yani Trabzon'da, biliyorsunuz kompleksimizin, spor kompleksimizin ismini de kendisi evet temsil ettiği için. Şimdi Şenol Hoca çok eleştiriliyor zaman zaman. Önce şunu düşünüyorum. Şenol Hoca bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu. Evet. Hiçbir zaman ihanet etmez Trabzonspor'un başarısı için. Her zaman şeyini ortaya koyar ya. Yani ölümüne bu işin üzerine gider. Evet. O dönem Trabzonspor'u çalışır döneme dikkat ederseniz, o dönemlerde hakkı çok yenildi. En az elinden 3 şampiyonluk alındı. Çalındı, evet. Kesinlikle. Bakın bugün Şenol Güneş o şampiyonlukları yaşamış olsaydı, bugün Şenol Güneş Avrupa'da büyük bir takımın hocası olurdu. Önü kesildi.
Şöyle ya da böyle kesildi yani. 96, maalesef, 2004, 2005. Yani öyle, ben Şenol Hoca'yı asla ve asla her zaman ön birinci sıraya koyarım. Yeri tartışmaz. Şenol Hoca'yla çalışmak bu, işte. Şenol Hoca olmasa, Abdullah Avcı olmasa yerli olarak kim olur tercihiniz? Mesela Ünal Hoca olur muydu veya var? Ben Ünal Hoca'yı çok severim. Olabilir diye olmasın. Talihsiz açıklamalardan dolayı işte maalesef bizi bir şehir öyle kaldırmıyor bazı şeyleri. Tabii ki Ünal Hoca suçlu mu? Tartışılır. Yani sen en azından yöneticilerine karşı daha saygılı olabilirdin. Saygısızlık yaptığı anlamında demiyorum bunu. Konuşmayabilirdi. Konuşma hakkını saklı tutardı en azından. Herkes, dedim ya, dedikodu olacak. Her yerde var. Bu evet, olmayan kulüp mü var? Çekemeyenler olur. İçeride tabii olur, dışarıda olur. Şimdi Trabzonspor'u siz karıştırmayacak. Şimdi ben şunu söylüyorum. Altını çizerek. İmzamı da atarım. İsim vermiyorum. Trabzonspor'da geçmişte yöneticilik yapan ya da dışarıdan böyle Trabzonsporluyum diye geçinen insanlar Trabzonspor puan kaybetsin, yenesin, ellerini ovuştururlar. Evet. Nemalanma şeyi. Hayır, var. Hayır, çekememezdi, kıskançlık. Kıskançlık var. Onlar başaramadı, bu yönetim. Yani başarı. Evet, bunlar gitsinler hesabı. Ya var işte, bunları söylemek istemiyorum. Zaten yıllarca Trabzon... Biz bunu yaşadık. Bir didişmesiyle. Şu anda da var bu. Şu anda da var. Evet. Geliyor, görüyoruz. Mesela protokolde gördüğümüz, isim vermiyorum. Öyle insanlar var ki gol attığımız zaman sevinmiyor bile be. Yazık. Bu sadece Trabzon için geçerli. Ünye'de de var o. Türkiye'de, evet. Her yerde vardır bu. İşte biz bunu şu anda %80 aştık. Evet, Trabzon gerçekten şey diyor. Şimdi bu %50'ydi, biz bunu minimum seviyeye çektik. Taraftarların da bir arada oluşuyor. Kenetleştik çünkü. Şimdi takım, şehir, hoca, yönetim, aslında Abdullah Avcı'nın da başarısının arkasında bir yönetim başarısı kesinlikle var. Bir numara Ertuğrul Doğan. Abdullah Avcı Trabzonspor'a getiren katkısı Ertuğrul var. Doğan'dır. Evet, o çok da çok büyük katkısı var. Hem maddi hem sonra beraber açıklamalarını gördüm. Kendi dedi bizzat, yani zaten dedi bir topçuyla anlaştık dedi. 3 topçu daha alabiliriz dedi. Yani onun isimler, mevki falan diye soruyorlar, sıkıştırmaya çalışıyorlar ama şu an dedi hepsi iyi olacak dedi. Şimdi bir topçuya talip oluyorsun. Bunu tabii gündeme geldiğinde senin rakiplerin de var. Bu kulüpler hemen kanca atıyorlar. Bak, sessiz sakin şu transferi nasıl bitirdi Trabzonspor? Kanca atıyorlar. Geçmişte yok. Bunlar çok oldu. İstediğin yerliler de olmadı mı içeride? Yaşamadık mıydı bunun Eskişehir'le? Evet. Tabii. Çok zamanında Alper çok oldu. Alper da aynı şekildeydi. Erkan da aynı şekildeydi. Erkan Trabzon'u tercih etmişti Eskişehir'de, hatırlıyorsunuz. Orada evet. Fenerbahçe ile aramızda zaten. Evet. Bir sıkıntı oldu. O da Alper'i de ona misleme olarak almışlardı. Sonra bizim içeride mevcut topçularımıza kanca atmışlardı. Evet, Selçuk İnan'a yani işte. Yani bunlar işte aklını karıştırmak. Mehmet Ekici. Şampiyonluğa Reza, giderken. Öyle Ekici. Oldu. Futbol hayatı tabii gitti. Yani şu an Vakayeme bile Acun neler yaptı bu ya. Evet. Yapıyorlar şu anda ama dedim ya, biz bunu aştık artık. Futbolcular sahada, taraftar tribünde, yöneticiler yine kez aynı şekilde kenetlendi. Basın, medyada aynı şekilde. Artık Trabzonspor'un önü kesilemez. Yani bence daha durdurulamaz. Trabzonlu'ya sahip çıktı diyoruz. Bu artık daha geri dönüşü yok. Bir şey, bu arada Yusuf abi var, servisçi Ünye'de, okullara servis yapıyor. Ona da buradan çok selam söylüyorum. Burada yine yorumlar gelmiş Halil, biriktirmeden bu insanlar sonra bize çarşıda evet, gördüğü mesela zaman bak, yorumunuzu sende görünen, okuma. Bak şu oluyor işte, sende görünüyor mesela, bende görünmüyor. Görüyor musun Hanun Özkaya falan? Selçuk Başar, Turan abim selam olsun. Aleyküm selam. Mustafa Türk Sezer, iyi akşamlar, iyi yayınlar, güzel program oluyor. Harun Özkaya, yayınınızı izliyorum. Trabzon'a, Ünyespor'a başarılar dilerim. İnşallah şampiyon oluruz. İkisi de şampiyon olacak inşallah bu sene. İnşallah. Birisini okuyamadım. Tolga Oral, Uğurcan Çakır dünyanın en iyi 6-7 kalecisinden biridir. Bu hafta da inanılmaz toplar çıkarttı. Gözde izledi. Uğurcan Allah nazar göstermesin. Yani gerçekten bu, Allah nazardan saklasın. Uğurcan gerçekten müthiş. Tartışmasız. Türkiye liglerin şu anda gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden bir tanesi. Çok da geliştirdi kendini. Ben de mesela ilk Alanya maçında kaleye geçti. O Trabzon'da bir tane kaleci vardı. Kolombiyalı mı neydi? Esteban Alvarado. Esprada, Esteban Alvarado. Hafızan çok sonra... güçlü, bravo. Ben o 3 tane basit goller yemişti. Ondan sonra Uğurcan kaleye geçti ve o günden bugüne buradan Beyin, Uğurcan burada. Buradan Beyin Sport'a da bir şey demek istiyorum. Şimdi Akgez'de maçtayız. Bir şut oldu. Uğurcan maçta 3-4'ten kritik kurtardı. Bir tane Uğurcan bir topu kurtardı. Çoğu kaleci kalkamaz. Hemen kalktı, topu eliyle şöyle kornere attı. Beyin Sport'ta o yok, o kurtarış yok.
Yani. Evet, biz onu canlı, ben seyretmedim beni spor. Özetleri seyretmedim. Ben çok dikkat ederim. Vermemiş mi onu? Vermedi onu. O inanılmaz bir kurtarış. Sezonun kurtarışlarından biriydi. Yani olsun. Yani orada da şimdi... Onu gören gördü zaten. Beyin sporunu vermemişse. Yusuf Yıldız, selamlar, hayırlı yayınlar. Bülent Mutlu, hayırlı akşamlar dilerim reis. Moda TV'nden Hakan Yıldız. Turan Başkanım, Engin tecrübelerinden istifade etmek için kendisine bir sorum olacak. Bir yerde yetenekli gelecek vaat eden tecrübeli hocalar varken dışarıdan yüksek ücretlere hocalar getirmeye etik buluyor musunuz? Kesinlikle hayır. Olur mu öyle şey? Sizden bahsedelim bahsi. Şimdi bu, siz burada Engin'de yaşıyorsunuz en basiti. Ve sizi görmezden gelenler var. Termedesiniz, doğru mu? Ünyelisiniz. Ama termede dışarıda çalıştım. Evet, yanlış, orayı yanlış yönlendirmeyelim de. Dediğim gibi iyi, kaliteli, hafızan çok güçlü, de analizin mükemmel, iyi de okuyabiliyorsun oyunu. Ama maalesef değerlendirme konusunda yöneticilerimize buradan sesleniyorum, kulüp yöneticilerimize. Biz de zaman zaman da işte gündem oluşursa, eğer bize de bir şey gelirse, sizden bahsedeceğim. Ama en basiti sizsiniz burada. Şöyle diyelim. Genç, şeyin, dinamik bir tane hoca. Her şeyin bir nasibi. Abdullah Avcı da belki bundan 5 sene önce gelse Trabzonspor'a başarılı olmayacaktı. Şimdi Abdullah Avcı konusuna değinmek istiyorum. Trabzon'da çok fazla albenisi olmayan birisiydi. Trabzon taraftarı gözüyle. Çok evet. Eleştirilmişti geldiğinde. Aynen, çok. Gerçekten öyle eleştirilmişti. Çünkü Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde işte orada bir antibody oluştu. Aynen. Dolayısıyla şehir ikiye bölünmüştü. Birisi takımın belli taraftarı onu kabul etmişti, diğerleri etmemişti kafadan. Ama zaman işte gösterdi ki Abdullah Avcı tam isabet, nokta atışı bir. Sahadan çıkmadılar bu arada. Aynen öyle. Şimdi bunu şehir kabul etti ve sarıldı ona. Şehri kabul etti onu. Kabul bu etti. Çok önemli. Şehre de kendini kaptırdı. Mesela aynen öyle. Basket olayında bir, aynen mesela öyle. Bu hafta yayınladığı Korona işte, şey videolarda. Yani bu evet. Sosyal medyada etkili dedim oluyor ya, bunlar. Şehir birleşti şu anda. Kenetlendi. Dedim ya, deminden beri aynı şeyi vurguluyorum. Yani bu kenetlemenin sonucu başarıyı kendiliğinden getiriyor zaten. İnşallah. Murat Yamaner abim tekrar diyorum yanlış. Bu arada Murat abi ben çok seviyorum. Çok geç tanıdım ama çok sevdim kısa sürede. Durdurulamayacak olacaksak transfer şart demiş. Murat abi şöyle bir şey istiyor. Paris Saint Germain'in başkanı var ya, Trabzonspor'u alsın, bir tarafa Neymar'a, bir tarafa Messi'yi getirsin, öyle rahat edecek. Canı çıkacak. Dün akşam da WhatsApp grubumuzda bu transferin 650 bin euro transfer markette. Çok ucuz diyor. Burada çok ucuz diyor, biz bunu yazdık ya. Murat abi çok seviyorum ya. Turan abi, yakın dönemde bir Trabzon, Ordu veya Samsun'dan bir takım almak veya başkanlık düşünür müsünüz? Yok, öyle bir niyetimiz yok. Öyle bir niyetimiz yok dediniz. O zaman milli takımımızın Dünya Kupası Portekiz'de çok zor bir İtalya engellerine geçebilir mi? Bu çok zor. Yani Portekiz şu anda dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. İlk 4 takımından bir tanesi. Evet. Yani şimdi... Geçersek şansa mı geçeriz? Yani, yani bugün, çok büyük bir şans olması lazım. Ve Uğurcan'ın çok etkili kurtarışlar yapması Uğurcan'da lazım. Uğurcan'da ziyade yani iyi bir takımın hazırlanması lazım. Bu tek maç zaten. Evet, deplasmanda. Deplasmanda. Adamlar seri başı olarak gelmişler. Tek maç. Dolayısıyla bu maça çok iyi hazırlanman lazım. Onların da kendilerine göre senin gücünü biliyorlar zaten. Yani istikrarsız bir grafik çizdik biz milli takımda. Talihsizlikler oldu. Şenol Güneş'in işte son bir... Esasında orada bir maç alınmış olsaydı bugün seri başıydık biz. Evet. Oynanmanın üzerindeydik. Evet. Çok talihsiz puanlar kaybettik orada. Yani çok iyi başladığımız bir lige, yani direkt katılacağımız bir lige, yani şimdi play-off oynayacağız. Tabii, seri başı olarak. İnsan ister istemez üzülüyor. Yani. Ama keşke, zor görüyorum yani. Yani kaybettiğimiz maçlar da yani Hollanda'yı yiyen, Norveç'i yiyen sıradan takımlara. Tabii puan kaybetti. Sıradan takımlara. Yani artık ciddiyetsizlikten mi ne oldu anlamadık yani. Orada yani bir orada bir kaos ortamı oluştu gibi, evet. Gibi geliyor. Sabri Hekimoğlu, İceli Başkan neyi oluyor? Yok. Şey Sabri diyor ki mi onu? Ha, akrabası. Trabzon başkana kasket yakışır. Evet, onu unuttuk. Eksiğimiz İnşallah o. İnşallah. Sağ olsun. Trabzonspor şampiyon olursa bir programa da davet ederiz. O evet, programda kasket giydiririz. Kasketleri olarak. Bu arada Tolga abi şey yazmış. Bu arada Trabzon maçında çok bayan taraftar vardı. Çok mutluluk verici bir tabloydu. Ben bilerek o taraftan aldım abi bileti. Bu arada Siirt Bas Savcımız Muhammed Yasin Başbay'a da buradan selam olsun. İzliyormuş. Evet. Eyvallah Bas Savcım. Selamlar Siirt'e.
Şimdi yerel amatör ligde Ünye'nin... Bu arada başkanıma yine mesaj var. Termespor'u al Turan abim demiş. Termespor'un çok iyi kaliteli başkanı var. Evet, Ercan Kaya. Var. Çok temiz bir insan. Evet, Ercan iyi bir kardeşimiz, arkadaşımız. O iyi de götürüyor. Tabii ki elindeki yetenekler de fena değil. İnşallah başarılı şimdi olacağına inanıyorum. Allah izin verirse playoff'a kalırlarsa şimdi Samsun'da şöyle iki tane altı gruplu A grubu var. 6 takım, B grubu var. 6 takım. İlk 3'ten çıkacak. Bu 3-3 6 takım bir lig oynayacak. Sanırım tek maç usulü oynanacak maçlar Samsun merkezde. Birinci olan direkt üst lige Bal Ligi'ne çıkıyor. İkinci olan da playoff oynuyor. Ya Kara Samsun ya Ladik olacak büyük ihtimal rakipleri. Playoff'tan önce de transfer dönemi var. Bu çok önemli olacak Termespor adına. Alacakları futbolcular sürekli istişare halindeyiz zaten. Biz Ercan Başkan'la, Hüseyin Kambur Başkan'la, Kenan Genel Kaptan'la. Hüseyin Başkan'a da buradan selam olsun. Çok selam olsun. Şimdi Terme'de şu bir evci spor olayı da var. Şimdi evet. Dolayısıyla futbolcular orada ikiye bölündü. Bence o iki gücün birleşmesi gerektiği düşünüyorum. Şimdi bu konuyu gündeme getirmiştik Sayın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'le beraber yaptığımız istişarede. Bu konu gündeme geldi. Gerek Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da. Ama dediğim gibi maalesef olmadı. İki kulübü birleştiremedik. Sanayi Spor da var 3 tane. Ama evet. Terme'de. Tabii. Evet, Terme Spor konusunda bayağı bir kendini açmış diğer ilçelere göre. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ünye'den daha gelişmiş. Neden daha gelişmiş? Şehrin ortasında bütün amatör takımların idman yapabileceği bir saha var. Ünye'de evet, bir yer güzel yok. Saha ve tesisi var. Evet, evet, doğru. Bu evet, o dediğim gibi işte Evci Spor'un da Bal Ligi'nde olması orada da bir başarısız. Bu sene istedikleri trendi yakalayamadılar. Hoca değişikliği oldu. İşte 2-3 tane hoca değişti. Şu anda da zannedersem galibiyetleri yok. Ama dediğim gibi işte Evci Spor orada hükümet çözse belki Terme Spor oradan takviye yapılırsa çok iyi de çocuklar var orada. Evet başkanım. Böyle bir durumda söz konusu. Şöyle söyleyeyim. Biz Terme Spor Ünye'den iki tane futbolcu verdik. Ercan Başkan'ı bizzat kendimiz aradık. İkisi de ilk 11 oynuyor. Evci Spor'da da 3 tane Ünye'li arkadaşımız var. Ha, tanıyorum genelde onları. Yani, o kardeşlerimizi böyle bir şey olursa Terme Spor'un bu hafta maçı çok önemliydi. Berabere bile kalsalar playoff'a kalamayabilirlerdi. Bafra'yı Bafra dendiler. Bafra'da ikinci sıradaydı 6 takımlı ligde. Biz eğer ki zaten Evci Spor'un galibiyeti yok artık matematiksel olmasa da kesinleştiği bir şey düşmesi. Playoff'tan önce biz orada belki Terme Spor'a çalışırız çalışmayız ama yine yardımımız olacak. İnşallah. Çünkü Terme Spor çok eski bir kulüp. Gerçekten üçüncülükte de oynamış evet. Bir kulüp. Köklü bir kulüp. Ama sağ olsun bugüne kadar Hüseyin Kambur Başkan çok büyük fedakarlıklarla yani kulübü olmaz. Ayakta tuttu. Onun tartışmasız yani onun oradaki fedakarlığı katkısı. Yine de ben onu Fahri Başkan olarak yine Terme Kulübü'nde öyle görüyorum. Kendisiyle çok fazla çalışmadık. Biz de bir dönem orada yöneticilik yaptık. Ama dediğim gibi inşallah bundan sonraki Ercan Kaya da çok kaliteli, temiz bir arkadaşımız. İnanıyorum. Terme Spor'u gerekli olduğu yere getirecek yani. Şöyle söyleyeyim. Ben Terme Spor'da 2,5 ay çalıştım. Sezon başı gitmiştik, anlaşmıştık. Hüseyin Başkan'la o zaman hiç tanışmıyoruz. Hüseyin Başkan döneminde. Bizim evet, dönemimizde değildi. Yok. Yani. Hüseyin Kambur Başkan, As Başkan. Ercan abi As Başkan. Sonra neydi? Soner abi vardı yönetimde. Soner abi. Mutlaka tanırsın. Ya tanırım yani. Tanırım ismi. Biz 7 maçta 7 galibiyetle başladık. 7. hafta bıraktık. Evet. Ufak bir şey oldu ama benim hocam vardı. İmdat hocam vardı. İmdat. Ufak bir anlaşmazlığa düştük ama ayrılırken de Hüseyin Başkan'ın müthiş ayrıldık. İmdat Hoca Hüseyin Başkan'ın elini öptü ayrıldı. Biz o takımı lider bıraktık. Atakom'un önünde 5 puan farklı önündeydik. O gün bugündür Hüseyin Başkan'ın bana bir sempatisi var. Beni haftada 2 gün arar. Her transferden önce arar. Her şeyden önce arar. Beni çok sever. Ben Hüseyin Başkan futbol iyidir. Bilgine inanılmaz güvenirim der. Gerçekten iyidir yani. Ben de onun futbol bilgisine güvenirim. Yani Süper Lig'de rahatlıkla bir takıma başkanlık yapar Hüseyin Başkan. Evet, şimdi Hüseyin Başkan'ın hiçbir kimseye karşı böyle kin nefreti olmaz. Yok. Herkesle diyaloğu iyidir. Ben şahidim. Başkanlığı bıraktığı dönem, biz aldığımız dönem yönetimi bizdeyken beraber bizden geldi. Her gittiği yerde kaç yıl? İşte önceki sezon şeyden önceydi. Siz bıraktınız biz geldik işte. Rahmetli başkan. Evet, evet. Tamam. Evet.
Tamam. Evet. Playout'ta finalde yenildiniz. Çarşamba Spor 2-0. Evet. Samsun Spor stadında oynandı. Evet. Samsun'un yeni stadında. Evet. Yeni stadında oynadık playoff'u. Orada 2-0 kaybettik işte. Evet, dolayısıyla dedim ya, orada Hüseyin Başkan nereye gidersek gidelim, hangi ilçelere, nereye gidersek gidelim, diyalogları mükemmeldi. Gerçekten öyleydi yani. Hani başkanım, biz de gördünüz değil mi? Süper Lig'den en aşağıya kadar her şeye vakıfız. Maşallah. Şimdi, hafızan mükemmel. Yerel. Bir de okuduğun her şeyi yerleştiriyorsun hafızaya. Evet. Bunu herkes tutamaz. Yani evet. Geçmişteki isimleri yükseltmen. Evet. Bravo. Ödeme şimdi yine takdir ediyorum. Yorumları okuyorum. Tolga abi gülmüş o cevabıma. Serdar Aydın. Mesela bu güzel bir mesaj. Takımda Egemen Korkmaz fazlasıyla motive ediyor. Evet. Bu takım için nimet niteliğinde bir kişilik. Doğrudur. Bizde futbolcuyken yaptıkları mücadelesi ortada. Turhan Başkan en kısa sürede Tokat'ta görüşmek dileğiyle köyde İnşallah. Denk gelemiyoruz demiş. İnşallah. Ali Çoban bir BJK'li olarak Hamsi Spor'a başarılar demiş. Hamsi yok. Neyse. Hamsike demişti böyle. Evet, olabilir. Hani oraya onu şey yaptı. Aynen. Olsun. Kendisine bunu zaten ediyoruz. Espri olarak yazmış. Eyvallah, eyvallah. Yusuf Yıldız, Halil Korkmaz hocam senin bahtın da açık olsun. Olacağına da inanıyorum. Sağ ol Yusuf abi, sen de inşallah bütün servis ihalelerini alırsın Ünye'de. Turan şey Erdoğan Derya Kaya, Turan abiye saygı ve sevgiler, hayırlı uğurlu olsun. Evet, sağ ol. Garip Keleş, Turan Bey iyi yayınlar. Evet. Demiş. Şimdi yerel amatör saygılar söylüyorum. Yerel amatör ligde bizim kendi takımlarımızın bu haftaki sonuçları ve puan durumunu bir görelim. Evet, rejimizde şu an inşallah. Ben. Evet. Ünye Gençler Birliği lider. Şimdi ben başkanıma yine statüyü anlatayım. Başkanım, 4 tane grup var. Grubu, Ünye'de. Evet, evet. Ordu'da. Ordu. Ordu genelde. 7'şer takımda. Evet. Ünye 1957 spor şampiyon olursa birinci sıradaki takımımız bu gruptan değil ha. Şampiyon bitiren. Toplam 28 tane takım falan var. Birinci bitiren direkt üst lige çıkacak. İkinci de playout oynayacak. Ünye şampiyon olursa. Ünye şampiyon olmazsa birinci Ulubey'le playout oynar. Ama ben Ünye Spor'un şampiyon olacağına inanıyorum. Yani öyle yani gözüküyor. Yani şimdi bizim de burada en güçlü temsilcimiz Ünye Gençler Birliği Spor. Ünye Gençler Birliği Spor'da bu lige ben çıkarttım. Namalum. Maşallah. Aynen. Evet. Şampiyonluk yaşadım teknik direktör Maşallah. Olarak. Bu hafta kazandılar yine. 3'te 3 yaptılar. Gruplarında liderler. Ben zaten kurallar çekildiği zamandan beri favorimdi. Yine diğer Ünye Futbol Kulübü var. 6. sırada. Ben daha iyi performans bekliyordum. Çok evet. genç bir ekip. Hatta Trabzonspor altyapısına, Altın Ordu altyapısına her sene futbolcu veriyor bu arada. Müthiş. Kulüp. Evet. Ünye'nin en iyi altyapısı olan bir kulüp. Ünye Futbol Kulübü. Ünye Kartal Spor'umuz bu sene kuruldu. 4 maçta 2 puanı var. İnşallah bir Ünye takımını daha playoff'a atarız. Evet. 2 puan fark var zaten aralarında playoff'la. Aynen. Alabiliriz. Diğer grubu alabilir miyiz? Evet. Kumruspor burada da 7 puan. Bu grupta da Ünye temsilcimiz Fevzi Çakmak Gençler Birliği 4 maçta puanı yok. Bu arada Çaybaşı Belediyespor'da son dakika altta geçebilir miyiz? Carlos Metin istifa etmiş. Mesaj geldi telefonuma. Çaybaşı Spor'da şok ayrılık. Metin, teknik direktör Carlos Metin istifa etmiş. Metin Bayram. Evet. O da Trabzonlu'dur, Akrabatlı. Şimdi mesaj geldi telefonuma bıraktım diye. Stadın orada anlaşılmamışlar. Tepede evleri var. Evet. Akyazı stadının orada tepe var. Kumru Spor'un liderliği var. Bu grupta alabiliriz ekrandan. Evet, zamanı da bayağı zamanı da açtık Halil hocam. Evet, çok güzel oldu program. Çok güzel vakit geçtik. Hatta 1 saat 10 dakika olmuş. Nasıl geçtiğinin davetinizin teşekkür ediyorum. Farkında değiliz. Turan abinin son sözlerini alalım. Ünye için, Trabzonspor için. Güzel, hoş için. Muhabbet oldu. Evet, gerçekten haz aldım sizinle beraber olmaktan. Buradan bütün futbol severlere, bütün Karadenizli takım taraftarlarımıza saygı ve sevgiler sunuyorum. Huzurlarınızda. İnşallah dediğimiz gibi başından programın başında dediğimiz gibi bütün Karadeniz takımlarını ben Süper Lig'de görmek istiyorum. İnşallah. Evet, bu sene de o sene diyorum. Bu sene eskiden inşallah. Olduğu gibi. Evet. Trabzon'un şampiyonluğunu son 7 hafta kala olacak diyor Turan abi. Son 7 haftaya kadar bekleyeceğiz Halil. Halil hocam sizin de son sözlerinizi alalım. Son 7 haftada şampiyon belli olur. 7 hafta kala. Evet, bitime 7 hafta kala. Bunu 6. sırada söylüyor. Yani bazıları ilk yarıda belli oluyor ama yok. Son 7 hafta bu, diyor. Bu programı arşivden çıkartacağız o zaman.
konuşacağız. Bunu bir kenara not alalım. Tabii, yok, tabii zaten ki şey, zaten programlarımız hep duruyor arşivde. Evet. Ben son yorumları okuyayım. Tolga Oral, teşekkür ediyoruz. Güzel programdı. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Tolga abi de bu haftadan itibaren bizlerle beraber, her hafta bizlerle beraber olacak zaten. Yorumcu tane, olarak. Aynen. O da aynı benim gibi çok hafızası iyidir Tolga abinin. Yusuf Yıldız, Metin Hoca istifa edemez, bir yanlışlık vardır Halil Hocam. Yok, kesin haber. Bizim programımızda kesin olmayan haber paylaşılmaz. Şayba siparda şak ayrılık. Resul Kader Rakerik Akerik, tüm balıkçı camiası olarak Turankul abime saygılar. Garip Keleş saygılar, iyi yayınlar. Eyvallah, sağ olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizinle tanışmamıştım Turan abi, Murat abi sayesinde. Bugün tanışmış oldum. Sağ olsunlar, oldum. Eyvallah. Tanışmak eyvallah da çok hocam. Güzel oldu. Turan abiyle beklerim, ben de yıllardır, beklerim. İnşallah. Yıllardır bir dostluğumuz var. Bizi kırmayıp evet. buraya geldiği için sağ biz olun. Kendisine eksik olmayın dedim. Çok büyük haz aldım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ligin ilerleyen dönemlerinde yine buradan sözünü alalım. Hatta Celil Başkan'dan, Celil Hekimoğlu'ndan da İnşallah Celil akşam. Hekimoğlu, Adnan Bayram var mesela, sık sık bu bölgeye gelir. İnşallah işte Adnan Hocam, Adnan. Celil Bayram Başkan'dan da, Celil Hekimoğlu'ndan da programımıza İnşallah katılma sözü aldık. İnşallah Hekimoğlu Trabzon şampiyon olup PTT Ligi'ne çıkar da Bahattin Hoca'yı da buraya davet ederiz. Hocama da selam olsun buradan. Aynen. Ben buradan sistemkar arkadaşım var. Gözde Optik, Metin Palabıyık. Abi diyor, o kadar yorum yazıyorum, hiç okumuyorsun diyor. Metin, sana da selamlar olsun buradan. Güzel bir program oldu. Harika bir program. Müthiş bir program oldu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Murat Demeler şampiyon Trabzon yazmış. Küser de bize okumasak. O zaman noktalayalım. Evet. Hayırlı akşamlar. Hayırlı haftaya akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tamam.